Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Dila. OCTV ailesine ve Sinemat programına geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Size hocam diyorum ama ilk başta bir kendinizi tanıtırsanız ki biliyorsunuz sizinle birlikte sinemadaki bütün klişeleri birlikte yıkacağız. İnşallah. Evet hocam kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Serkan Kılıç adım soyadım. 15 yıldır sektörde çalışıyorum. Okullu değilim, alaylıyım. Fotoğrafçılıktan gelmeyeyim. Reklam yönetmenliği yapıyorum. İşte arada bir dizimizi uğraşıyoruz. Çekiyoruz bir şeyler işte. Ben de 2 yıllık radyo televizyon programcılığı mezunuyum. Size sorum sektöre nasıl girilir? Sektöre nasıl girilir? Evet. Sektör güzel bir soru. Bunun cevabını hala ben de bulabilmiş değilim. Galiba bir tanıdık vasıtasıyla giriliyor bu keşfettiğim bir konu. Hali hazırda devam eden veya yeni başlayacak olan projelerde çalışan birilerine çok muhtaçsınız mecburen. Çünkü çok kapalı bir yapısı var. Maalesef dışarıdan CV vererek ben burada ışıkçı olabilir miyim, ben burada görüntü yönetmeni olabilir miyim gibi bir girizgahı çok söz konusu değil. Birinin size bir yerde el etmesi gereken bir durum. Seçeceğiniz branşta buna bağlı olarak o insanla iyi bir iletişim kurmanız lazım. Nereden başlamalıyız? Aslında bu sorunun cevabı kişinin kendisinde saklı. Sinema denen olgunun içerisinde kendini nereye yakın hissettiğinle alakalı, senin neyin etkilediğiyle alakalı. Yani bunun içine ışık, görüntü, ses, kurgu, kamera arkası, oyunculuk, oyuncu koçluğu, senaryo gibi bir sürü alan var. Sen bu ana dalların içerisinde kendini nereye yakın görüyorsun? Senin yetilerin bunların hangileriyle örtüşüyor gibi durumları sentezledikten sonra buna karar vermek lazım aslında biraz. Çünkü örnek veriyorum, ben görüntü yönetmeni olmak istiyorum dediğin zaman bunun bir takım yaptırımları ve altyapı olarak da mecburiyeten bir takım şeylerin sahibi olman gerekir. Yani bir şeyi olmak istemekle onu olmak arasında çok ciddi bir fark var. Bu yüzden bu söylediğim üç konuyu iyi irdelemek lazım. Peki insanların çok merak ettiği şey, hani biz okulda evet öğreniyoruz sinema sanat mıdır? Bunun cevabını öğreniyoruz ama hani bir de sizden alalım, sinema bir sanat mıdır? Sinema son dönemde, son çağda bence sanat değil. Çünkü sanat çok garip bir olgu. Neyin sanat, neyin sanat olmadığı kanaatini getiren zümrenin belirlediği bir durum. Bu tarihte de böyledir, sanat tarihinde. Buna elitizm deniyor aslında. Yani belirli bir zümrenin belirli konulara koyduğu tanılarla belirlenen bir durum sanat. Yani sen birazdan kağıda bir şeyler karalayıp işte bu sanattır, bunu ben, bu bir sanat eseridir demenle bunu arz ettiğin topluluğun içindeki belirli bir zümrenin kanaat getirmiş olması gerekiyor. Yani sanat o yüzden çok soyut bir kavram. Sinemaya gelince, sinema son yıllarda çok endüstriyel bir yapı haline geldi. Yani arzı karşılayan hiçbir şey sanat olamaz bence. Çünkü bağımsızlığını yitirir, özerkliğini kaybeder ve en önemlisi sanat dediğimiz şeyi icra eden kişinin, yani bir anekdot bırakacak bir kişinin kendine ait tamamen bağımsız bir fikri olmalı. Ve onu teknik olarak oraya icra etmeli. Yani toplumun, izleyicinin ve sektörün görmeyi arzu ettiği şeyleri karşılayan bir yapıysan, bu yapımcı da olabilir, yönetmen de olabilir, buna sanat diyemeyiz maalesef. Belirli bir zümre dediniz, hani Oscar'da, Oscar ödülleri de bunun belli bir parçası neticede. Oscar denince hani bu çok mu önemli sizce, hani Oscar ödülleri ya da o oluşum? Yani Oscar, şöyle bir şey söyleyebilirim, az önceki sanat sorusuyla paralel bir yapıya sahip. Oscar da son dönemde tamamen mahiyetini yitirmiş, önemini yitirmiş, tamamen endüstriyel lobinin yapıldığı bir platform haline döndü bence. Çünkü biliyorsun listesinin, yani üye listesinin kesinlikle açıklanmayıp gizli tutulduğu bir Illuminati örgütü tadında bir havası var. Ve içerideki üyelerin de tamamen kendi yapılarını ve filmlerinin lobisini içeride gerçekleştirdiği, kendi reklam mekanizmalarını çalıştırdığı bir yapı olunca benim kişisel kanaatim bence tamamen bağımsızlığını yitiriyor. Ve bir şu dönemde bir yerden Oscar almakla almamak konusunda ben çok da şey değilim, yani çok önemli bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Kendi ülkemizde yaşayan çocuklarımız, evlatlarımız illaki bir şeyleri başarmak için bir ödül mü almaları gerekiyor? Ya da bir yerlere, bir yarışmalara kendilerini ispat etmeleri için girmeleri mi gerekiyor? Yoksa çalışarak da bu iş oluyor mu? Ödül sadece bir araç mı? İnsanlara, halka hitap edebilmek mi daha önemli? Elitlere hitap edebilmek mi daha önemli? Ben bunu merak ediyorum. Yani burada hani Oscar'ı birazcık yerdikten sonra biraz da bunu şey yapalım yani. Anladım.
Ya ödül itici bir kuvvettir ama ödül almak için hiçbir şey yapılmaz. Yani bu bir kere çok yanlış bir şey. Sizi olduğunuzdan daha iyi bir marka haline de getirmez. Festival için film çekiyorlar mesela. Saçma. Gibi. Kesinlikle. Festival filmi demek tamamen ben ödül alacağım diye. Yani bu kişisel egoyu tatminle alakalı bir durum. Yani salt sinema adına hiçbir mahiyeti olmayan bir durum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani ödül almak için yola çıkılmak zaten saçma bir şey. Bunun yerine gençler ve bu işe gönül veren herkesin şöyle bir fikri sabit durumu olmalı. Siz sahip olduğunuz fikre veya dokunmak istediğiniz bir toplumsal olaya kendi yorumunuzu katabileceğiniz bir şey yapın. Yani siz bir şey yapın, o bir değer kazansın. Değer kazanmak için bir şey yapmakla bir şey yaptıktan sonra onun değer kazanması arasında çok büyük farklar var. Yani bunu çok iyi ayırmak lazım. Yoksa bugün adı sanı duyulmayan 20 bin tane film festivali var. Diğer büyük 5-10'u haricinde saydım. Bunlardan birinden ödül alınca bu sizi çok iyi bir sinemacı veya çok iyi bir senarist yapmaz. Aksine bu sizin tamamen bu işteki kişisel egonuzu pohpohlayan bir durum olur. Ama siz nitelikli bir iş yapmaya karar verip bunu tamamen salt kendi imkanlarınızla yapıp ortaya koyduğunuzda onun içeriği iyiyse emin olun o bir değer kazanır bir yerde mutlaka. Ama siz tamamen belirli bir yere oynayıp, yani biz şey gibi futbolda tribünlere oynamak gibi bir tavırla yola çıkarsanız bunun sonu büyük ihtimalle hüsranla karşılık veriyor. Kesinlikle bunu zaten izleyiciyi de geçiremezsiniz. Aynen kesinlikle katılıyorum. Yani çok basit bunun bir mantığı var. Bunu O Ses Türkiye izleyenler bilir. Adam diyor ki sesin çok güzel, duyguyu bana veremedin, dönmedin o sana. Bu böyle. Gibi. Yaptığın her işte böyle. Yaptığın işin duygusunu, yaptığın işin daha doğrusu her işin bir bence hikayesi olmalı. Eğer hikayeyi karşıdaki insana düzgün anlatabiliyorsa, anlatamazsan hikayede asla karşı tarafa geçemez. Kesinlikle. Bu senin konuşmanla da alakalı. Burada şimdi Serkan kalkıp da tüm teknik terimleri kullansa burada kaç kişi bu konuştuklarımızı anlayacak? Ya da anlamak için gayret edecek. Ya da gayret edecek. Ya da bizi geçecek ama ne kadar yalın anlatırsa bu olayları, ne kadar dilini sadeleştirirse o kadar çok insana ulaşacakmış gibi bir muhabbet. Bu aynı şekilde sinemada da her yönetmenin kendi bir dili olması gerektiğine inanıyorum. Sinemanın dili diye bir kavramsal durum var ya, ben buna çok aslında katılmayan biriyim. Sinemanın çok evrensel ama kendine münasır bir dili var, evet, ama bunu belirleyen kişi aslında yönetmenin kendisidir. Örnek veriyorum, toplumsal, küresel bir olaya bir değer katmak veya farkındalık yaratmak isteyen bir yönetmen, kullanacağı teknik argümanların dışında fikri ve mental olarak da oraya bir şeyler kondurmalı. Eğer o kondurmaya çalıştığı şey ve koymaya çalıştığı şey nitelikli bir şeyse, bütün konuyu özetleyecek olursak, o zaten bir süre sonra bir yerden değer kazanır ve sizi gerçekte hak ettiğiniz başarıya götüren bir yola iter. Yani bana da mesela katıldığım bazı konuşmalarda veya setlerde veya dışarıda sohbet ettiğim arkadaşlarım veya genç öğrencilerden geliyor. Herkeste bir mutlak bir ulvi amaç var, ben bunu anlamıyorum. Bir şey yapmak ve o işin çok takdir edilmesini istemek. Ödül almak yani eşittir. Yani bu sizi olduğunuzdan veya yola çıkacağınızdan daha iyi bir adam haline getirmez. Veya daha iyi bir yönetmen veya daha iyi bir kameraman yapmaz. Önemli olan doğru zamanda doğru mesajı verebilmek. Nasıl vereceğiniz de bu tamamen sizin o işle ilgili kişisel yetinize kalan bir durum. Yani çok önemli yapımları kendi başına münasır bir şeyleri örnek alıp kopyalamak da doğru bir şey değil. Yani bunu örnek olarak bilmiyorum. Hani ben Christopher Doyle'u çok severim. Gibi. Aynı zamanda Christopher Nolan'ı da çok severim. Zaten o iki kardeş benim için çok yüksek bir mertebede. Eğiliyoruz saygıyla. Aynen öyle. Amerikan sineması demişken hani buradan Hollywood'dan devam edelim istedim. Amerikan sineması neden en büyük? Şöyle güzel bir açıklamayla buna netlik kazandıracağıma inanıyorum. Kültürleri kontrol eden toplumlar sinemayı da kontrol eder. Bu ne demek? Sosyokültürel olarak, ekonomik olarak veya siyasi ideolojik olarak da egemen olan toplumlar sinema, reklam ve medya gibi araçları daha etkin, baskılı ve kendi misyonunu rahatça dilediği gibi kullanabileceği bir güç haline getirir. Zaten sinema da böyle bir şeydir. Sinema çok büyük bir güçtür aslında. Arzu ettiğiniz tüm kitleleri manipüle etmenize yardımcı olabilecek veya iyi niyetli olarak
vermek istediğiniz, farkındalık yaratmak istediğiniz işleri de rahatlıkla sergileyebileceğiniz bir mecra. Amerikan sinemasının bu kadar baskın olmasının sebebi çağımızda ve geçtiğimiz son 20 yıldır olduğu gibi ekonomik, sosyo-kültürel ve ideolojik olarak baskın olan ülkenin dünyada Amerika olmasından kaynaklı bir durum. Bu da hali böyle olunca siz bir rol model oluyorsunuz diğer ülkelere ve oradaki toplumlar sizin gelişiminizi ve baskınlığınızı kendine rol model alıyor haliyle. Kendi toplumlarının da refahı ve gelişimi için. Yani siz bir yerde bu saydığım üç ana dalda bir rol modelseniz, siz bütün misyonunuzu ve ideolojinizi rahatlıkla karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Bunun da hakimi şu anda Amerika ise, Amerika'da büyük güçtür. Büyük güç olmak demek, sinemada da büyük güç olmak demek. Kendi endüstrisini yaratan bir yapıdan bahsediyoruz. Hali hazırda böyle olunca da egemen sinema kültürü Amerikan sineması oluyor. En başa dönecek olursak bu Hollywood'un, Hollywood nasıl egemen oldu? Hollywood'un egemen olma temeli de aslında öyle. Aslında Amerika, bu biraz tarihten, biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Amerika toplumu aslında sinemayla hiç ilgisi olmayan bir toplum. Çok garip. Sonradan yarışa katılan, son düzlükte yarışa katılıp da öne geçen bir toplum sinemada. İşte biliyorsunuz 1895, yanlış olmasın, 95 veya 96 yılında Fransızların icat ettiği bir teknoloji sinema. Yani fotoğrafın sinematografiye dönüşme hikayesi. Aslında bilinenin aksine Ruslar da çok baskındır bu dönemde. 1900'lü yıllardan sonra sinemada çok büyük yönetmenler, çok büyük sinematografik atılımların yapıldığı, sanat olarak da çok büyük üzerine gelişimler kat ettiği bir ülke. Ama Amerikalılar bunların ikisini böyle o kadar akıllı davranıyorlar ki aynı şimdi bizim burada zamanda olduğu gibi ne yapıyor? Bizim ülkemizdeki 5-10 tane kafası çalışan adam hemen dışarıya itica ediyor veya oradaki şirketler bir şekilde onu şey yapıyor. Eline geçiriyor daha şey yapılmak için. Amerika'da böyle bir yol izleyerek bakıyorlar ki böyle İngilizlere, işte Ruslara ve Fransızlara, ya bu çok iyi bir iş, çok karlı da bir iş. Biz bunu bir şekilde alıp bunu bir endüstriyel ve ticari bir alan haline getirmeliyiz deyip bu arkadaşların ellerindeki bütün yapıyı kendi bünyelerine geçirip orada bir büyüme kat ediyorlar. Bütün olay aslında bundan ibaret. Böyle olunca biz, örnek vereyim mesela, Türkiye bunu niye yapamadı? Çünkü bizim koşullarımız ve kültürel yapımız çok farklıydı o dönemde. Amerikalılar daha rahat davranabilecek bir durumdaydı o dönemde. 1900 dönemlerden bahsediyor. Biz sanayi ve endüstriyel olarak bir taraftan bir dünyaya tutunmaya çalışırken adamlar hali hazırda belirli bir altyapıya sahipti ve daha upgrade edilebilir bir durumdaydı. Hal böyle olunca buradaki bütün rol modeli teknik olarak aldılar ve çok başarılı şekilde işlediler. O dönemlerde de şimdiki olduğu gibi ekonomik ve kültürel olarak da bir egomanya başlayınca Hollywood da beraberinde gelişmeye başladı. Hollywood'un tarihinde çok önemli rol oynayan pek çok yönetmen Amerikalı değildir. Biliyorsunuz bunların hepsi rol modeldir. Bu arkadaşların hepsini bir şekilde, yani siz şöyle özetleyeyim, bir yönetmene şunu düşünün, Rusya'dan bir adama kendi ülkesinde yapamayacağından daha büyük bir şey vaat ettiğiniz zaman bu içgüdüsel olarak o yönetmeni inanılmaz büyüler ve kendi bünyesine şimdi çağırır. Ve o zaman o adam elindeki imkanlar gelişince haliyle mensubu olduğu yeni ülkenin sinema akımını geliştirmeye başlar. İşte bu Hollywood'un da gelişmesi böyle başladı aslında. Bağımsız film festivallerinin önemi nedir? Bağımsız film festivallerinin önemi tamamen ana akım, yani endüstriyel ana akım sinemaya bir protest tavırdan ibaret bir durum. Ben bunu çok da destekler mahiyetteyim. Şimdi çünkü art sinemasının dışında salt sinema olarak algıladığımız bir mecrayı kullanabilmenize olanak sağlar bir durumda. Mesela 5 büyük majör film festivalini düşünecek olursak dünyada, bunun içinde kısa filmler de var. Yani siz belirli kalıpları olan bir yapının dışında hareket edebilme özgürlüğünüzü, yani özgür hareket edebilme imkanını sağlayan bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve size öyle bir olanak sağlanıyor. Bu yüzden genç sinemacıların size verilen normların dışında hareket etmenize imkan sağlayan bir platform yaratılıyor ve orası bu bahsettiğimiz Hollywood'la o yüzden çatışır durumda. Bence çok da güzel bir çatışma. Çünkü bu tarafta da çok iş yapmak isteyen pek çok genç adam var. İyi yönetmen de var. Onlar için güzel bir platform. Kendi sinemalarını anlatabilecekleri iyi bir platform. Çok çok güzel bir program oldu. Hem kesinlikle global sinemaya da değinmiş olduk.
Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben ayrıyeten şöyle bir şey daha söyleyeyim. YouTube'da içerik olarak biliyorsunuz bu ve bunun benzeri bir şeyler yapılıyor. Ama ben Osi ile beraber burada rahat konuşabileceğimiz, insanların direkt sorularını cevaplayabileceğimiz ve en önemlisi hiçbir baskı altında kalmadan kendi yorumumuzu rahatlıkla dile getirebileceğimiz bir platformda olmaktan ötürü ben de çok mutluyum. Eminim bu işe gönül veren gençlerin, orta yaşlıların ve yaşlıların da severek takip edeceği bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Sorusu olanlar ya da size ulaşmak isteyenler bir şekilde hani kanalın bizim altına yorum yazarak her şeyi öğrenebilirler. Tamam, bizim aracılığımızla size ulaşabilirler, bize yazabilirler. Aynen. O zaman haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.